5393 sayılı belediye kanunun 20. maddesi gereğince bugün yapacağımız 2024 yılı Ocak ayı meclis toplantımızın ikinci birleşimine hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Zonguldak Belediye Meclisi'nin Ocak ayı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Mecliste belediye toplantı halinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculardan alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen maddeyle birlikte toptancı hal esnafının teminat bedeline zam yapılmadı. Komisyonla söz almak isteyen yok. O zaman komisyon raporunu meclise geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oyu bize kabul edilmiştir. Mecliste belediye bünyesinde görev yapmakta olan memur zabıta personelleriyle memur itfaiye personellerinin 2024 yılı fazla çalışma ücretlerine 1780 TL zam yapılması kararları oy birliğiyle kabul edildi. Evet değerli arkadaşlar, raporu dinledik. Söz almak isteyen var mı? O zaman komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mecliste son olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29-12-2023 tarihli ve 93.320 sayılı belediye meclisinde değerlendirilen itirazlar sonucunda alınan meclis kararıyla kent bütününe yönelik revizyon, ilave nazım ve uygulama imar planlarının askı süreci sonrasında değişen kısımlarına yapılan itirazların görüşülmesi talebi hakkındaki imar komisyonu raporları görüşüldü. Maddi görüşmeleri de komisyon raporları tek tek okunarak oylandı. Mecliste ikinci kez askıya çıkartılan plana yapılan toplam 117 itirazın 25'i kabul, 92'si ise itiraz reddedildi. Evet arkadaşlar, rapor dedik, söz almak isteyen var mı? O zaman komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Atınç Kayınova, 7 aydır hala revizyon ve imar planı tartışılıyor. Bu arada hukuk yoluna başvuran vatandaşlarımız var maalesef. Bu plan Zonguldak'ı da olumsuz etkileyecek dedi. Toplumun büyük kısmının itiraz ettiği, 3000 dolayı insan itiraz ettiği, bunların 1300'ünün de yaklaşık 1300'ünün de isteklerinin doğru olduğunu, şimdi burada da zannedersem yine bir 25 tane daha kabul edilen bir itiraz var. Hükümet çok tartışıldı. Haziran'dan bugüne bir itirazlar meclise gelmişti. Haziran'dan bugüne 7. ayındayız planın. 7. ay içinde de arada planı tartışıyoruz. Bu arada hukuk yoluna başvuran hak hitimin iddiasını olan vatandaşlarımız var. Yine bu meslek örgütlerinin açtığı davranlar var. Maalesef çok zorunluluk gündemini tartıştığı halde işgal ediyor plan. Bütün toplumun hayatını olumsuz etkileyecek içerikleri var. Tabi bireysel kazanımların olduğu da doğrudur. Olmalıdır da, olabilir de. Bu eğer ki kişinin yasal hakkı ise tabii ki olmalıydı. Bunlar için zaten biz bugüne kadar el kaldırmaktan yüzmedik. Şimdi ama itiraza reddedilen bütün vatandaşlarımızın da yanlarındayacak şekilde o itirazların reddine katılmak burada kabul edilmesi gerektiği yönünde bir görüş sunuyorum. Bütün önemli çekimlerimizden dolayı. Şimdi yerine gitmiş bir süreçle ilgili burada daha fazla bir şey konuşmaya çok gerektirmiyor ama bu verilen yanıtlarında kez kopyalı yapıştır niteliğinde bir yanıt olduğunda kanıtı pozisyonu tutanaklarda bulunsun diye özellikle söz aldım ki ben meslek odası değilim. Değerli meclis arkadaşlarım, Sayın Başkanım teşekkür ederim. Zonguldak Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Bünyamin Babaiban'da plan çok konuşulup tartışıldı. 3000'e yakın itiraz yapıldı ama 1654 tanesi bizden önceki yıllarda yapılan imar planlarında değişikliklerle ilgili vatandaşlarımızın geçmişte yapmış oldukları itirazlardır. Vatandaşlarımızın itirazları son derece hassasiyetle incelendi dedi. Tabii çok konuşulup tartışıldı. 3000'e yakın itiraz bizden önce bunu söyledim. 1624 tanesi bizden önceki yıllarda yapılan imar planlarında yapılan değişikliklerle ilgili vatandaşlarımızın geçmişteki planlara yapmış oldukları itirazlardı. Biz bunların değiştirebildiğimiz kısımlarıyla ilgili olan itirazları mecburen reddettik. Geri kalan itirazları değerlendirme yaptık. Şimdi burada itirazların çok olması şu ölçütü getirince en başta dedik katılımcı olacak. Yani imar planlarının yapılması bizim ilk hareketimiz katılımcı. Yani
durumların gerekli şekilde yapılması, gerekli şekilde görüşmeler yapılması, vatandaşımızın burada katılımının yoğun bir şekilde sağlanması bizim için önemliydi. Sonuç itibariyle görüyoruz ki vatandaşımız da yapmış olduğu itirazlarla ve bizim itirazları, vatandaşımızın itirazlarını son derece hassasiyetle inceleyip burada varsa bir mağduriyet, bir mağduriyeti bizim giderebilme şansımız varsa bunu giderebiliyor burada hepimiz. Aslında planın doğru işlediğini, katılımın da doğru bir şekilde sağlandığını açık ve net kanıtlamaktadır. Bu nedenle yapılan plan, hiçbir plan, yapılan hiçbir plan %100 bir başarı sağlamaz. Ama bu başarının yüksek oranla sağlanmasıdır. Bu plandan sonra da bu yapılan çalışmaların daha sonraki dönemlerde tekrarlanarak yapılması planın daha ilerleyen zamanda doğru bir şekilde sonuca ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan konuşmasında Zonguldak merkezinin %74'ü imarın olmadığı bir yerdi. Yeni imar planıyla birlikte artık 19 mahallenin hepsi imara açıldı. Değerli arkadaşlar, daha önce de defaten söyledik. %74'ünün imarı olmayan bir şehirde yaşıyoruz. Her 100 vatandaşımızın 74'ünün imarı yok. Bu ne anlama geliyor? Vatandaşlarımızın zamanından, atasından, dedesinden, babasından ya da kendi yaptığı evler bir şekilde 100 yılı aşkın süredir Cumhuriyet'in ilk vilayeti Zonguldak'ımızda bugüne kadar süre gelmiş bir imar sorunu var. Bakın bahsettiğim oran %10, %14, %24 değil arkadaşlar. 100 vatandaşımızın 74'ü imar yok. Biz bu imar revizyonunu niye gündeme getirdik, niye yapalım dedik? Vatandaşımızdan talep olduğu için yapalım dedik. Vatandaşımız talep etti bunu. Biz durdururken ya hadi bir imar revizyonu yapalım diye bir şey çıkmadı ortaya. Bunu da 2020'de pandeminin başlarından itibaren zaten planlıyorduk. Tabii çok kapsamlı, çok hassas davranılması gereken bir olay. Çünkü daha önce böylesine bir plan yapılmamış. Bunu daha önceki belediye 100 yıldan beri burada niye yapmamışız? Niye yapılmamış? Niye yapılamamış? Tabii çeşitli sebepleri var. Şimdi eski defterleri karıştırmak bizim harcımız değil. Bize bölümümüze bakıyoruz. Hamdolsun bize nasip oldu gene. Vatandaşımızın derdini çözmek. Yani Duyan'ın Bey'in dediği gibi hiçbir imar planında %100 memnuniyet olma şansı yok. Hiçbir yerde de olamaz. O yüzden itiraz kelimesini biz reddediyoruz. Vatandaşlarımızın bizden talepleri oldu. Taleplerini de hepsini yerine getirmek mümkün olmuyor. Reddetmek zorunda kalıyoruz. Olay bundan ibaret. Diyelim. Yeni imar ve revizyon planı oy çokluğuyla kabul edildi. Zonguldak'ın bütünü artık imara açıldı. Evet değerli arkadaşlar, komisyon raporunu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yani son cümle benim 5 dakikada söylediğim oy çokluğuyla kabulünü olarak geçiriyoruz.